Elvira'nın tavırları hiç ayrı alamet değil. Olası bir kahpeliğe karşı hazırlıklı olmak lazım. Orada dur işte Biden. Orta Doğu'da kahpelik bizden sorulur. İran hiçbir şey yapamaz. Niye yapmasın oğlum? Sen kafana göre sağa sola saldırıyorsun ya. Onlar neden saldırmasın? Neden biliyor musun? Biz saldırılarımıza bütün dünyayı alıştırdık bir kere. Artık sivil halka bile saldırsak herkes normal karşılar. Ama İran elini kana bulamaya bizim kadar cesaret edemez. Sen de haklısın. Ama yine de maceraya kalkışmasın diye İran'a gerekli uyarıları yapmak lazım. Hiç zahmet etme. Bunlar anca boşa tehdit savururlar. Hem ne demişler? Havlayan köpek ısırmazmış. Boşa rajon kesme konusunda Türkiye 1, İran 2 zaten değil mi? Efendim sıçtık. İran hayvan gibi hava saldırısı düzenlemeye başladı. Şimdi ne yapacağız? Ne? Nasıl oğlum? Bir yanlışlık olmasın. Yalan haberdir. İran yapmaz öyle şey. Ne haber efendim? Füzeleri ve dronları havada görene kadar saldırıdan haberimiz bile yoktu. Bu sefer çok ciddiler. Bütün savunma sistemlerimizi devreye soktuk. Şimdi ne yapalım? Bilmiyorum ki oğlum. Bugüne kadar hep biz saldırıyorduk. Hamas'ın saldırısı resmen diğer ülkelere yol oldu. Batılı ülkelere hemen haber verin. Kınasınlar, bir şeyler yapsınlar. Yıl olmuş 2024. Füze göndermek ne ya? Kafayı mı yedi bunlar? İnsan canının hiç kıymeti kalmamış. Efendim, İran ve İsrail'in arasında yaşanan gerilimleri biliyorsunuz. İsrail, İran'ın Şam'da bulunan büyükelçiliğine hava saldırısı düzenlemişti. İran lideri de karşılık vereceklerini söylemişti. Ne olmuş? Alışılmadık bir durum değil sonuçta. Orta Doğu'da sürekli olan gerilimler bunlar. Bu seferki bir tak ileri gitti. Çünkü İran, İsrail'e İHA ve roket saldırıları düzenledi. Ne diyorsun oğlum sen? Diğer ülkeler ne diyor bu işe? Var mı yapılan bir açıklama? Amerika'yı söylemeye gerek yok. Zaten bildiğiniz gibi İsrail'e koşulsuz şartsız bir destekleri söz konusu. Fransa ve İngiltere de İsrail'in yanında olduklarını açıkladılar. Hay s**eceğim yapacakları işi ya. Zaten başımızda bir ton dert var. Şimdi bir de yenisi eklenecek. Efendim, ben derim ki hiç bulaşmadan sığır ve dilsiz oynayalım. Ne bok yerlerse yesinler. Evladım, sen dünyanın herhangi bir yerindeki savaşın dönüp dolaşıp bize sıçramadığına şahit oldun mu hiç? Kaldı ki bu savaş tam dibimizde yaşanıyor. Etkilenmememiz mümkün değil. Endişelendiğiniz şey sığınmacılarsa böyle bir problemle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Zira ülkede o kadar çok sığınmacı var ki yeni geleceklerin kendilerine yer bulmaları mümkün değil. Doğru söylüyorsun. Bak sığınmacı politikamız 40 yılın başında bir işe yaradı. Hatta iyice açın sınır kapılarını, belki kafası karışıp da yanlışlıkla gidenler olur. Gece boyunca hava saldırıları yaparak düşmanlarımıza gereken cevabı verdik. Vereceğiz tabii. O kadar füze ve roketten sonra İsrail dümdüz olmuştur herhalde değil mi? Aslında dümdüz olmalık bir durum yok. İsrail'in hava savunma sistemleri ve Amerika ile İngiltere'nin savaş uçaklarının duruma müdahale etmesi nedeniyle saldırılardan pek bir verim alamadık. Nasıl verim alamadık lan? Adamlara taş atmadık oğlum. Füze yolladık. İllaki zarar vermişizdir. Aslında maddi olarak zarar verdik sayılır. Ama fiziksel olarak bir etki yaratabilmiş değiliz. Şerefsizlerin arkasında Amerika var efendim. Dünyayı yönetiyor p***venkler. İki füze koyar mı bunlara? Şimdi ne yapacağız peki? Amerika ve İngiltere ile birleşip üzerimize gelmesinler. Sanmıyorum. Putin sağ olsun Amerika İsrail'i destekleyip İran'a saldırırsa boş durmayız, İran'a destek veririz açıklaması yaptı. Rusya'nın bu hamlesi durumu biraz dengelemiş oldu yani. Güzel. O zaman şimdilik saldırıları durdurup karşı saldırı gelmediği sürece yeni bir saldırı yapmayacağımızı söyleyebiliriz. Sonuçta sağlam bir gözdağı verip bütün dünyaya gösteriş yapmış olduk. Olayları daha fazla tırmandırıp düşmanı gaza getirmeye gerek yok değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Her şeyin tam planladığımız gibi gittiği izlenimi vererek dünyaya karşı itibar kazanmak en mantıklısı. Yoksa biz daha ileri gidersek bunlar gözden kan alır. Ne duruyorsun oğlum? Git hemen adamlar saldırıya geçmeden basın açıklaması yap. Amacımızın savaş çıkarmak olmadığını, sadece misilleme yaptığımızı falan söyle. İran'ın bu saldırılarına acilen karşılık vermemiz lazım. Sessiz kalırsak açık hedef haline geliriz. Önüne gelen bize posta koyar. Orta Doğu'nun şamar olanına döneriz valla. Abartmayın efendim. Sonuçta ilk taşı biz atmasak onlar karşılık vermek zorunda kalmayacaklardı. Hazır saldırılar durmuşken tekrar alevlendirip ortalığı kan davasına çevirmenin anlamı yok. Ne diyorsun oğlum sen? Sessiz kalırsak itibarımız iki paralık olur. Ben demiyorum efendim, Biden söylüyor. Olası bir İsrail karşı saldırısında Amerika olarak katılmayacağız dediler. İran'ın bölgedeki gücünü de göz önünde bulundurursak geri adım atmak en... Sokturtma lan İran'ın gücüne. Bizdeki teknoloji kimde var oğlum? Onların insan gücü varsa bizde de Batı'nın desteği ve son teknoloji silahlar var. Hem azdan az, çoktan çok gider. Kimseden bir şey gitmese daha iyi olmaz mı efendim? Hem kaybedecek bir itibarımız var da benim mi haberim yok? Savaşın bölgeye yayılmasını istediğinizin farkındayım. Ama batılı güçler bu konuda sizin kadar gözü kara değiller. Dostlarımızın desteğini kaybetmememiz lazım. Aslında haklısın. İran'a karşılık vermememiz dünya kamuoyuna karşı bizi mağdur gösterir. Ve ilerleyen günlerde bunu çok güzel bir şekilde kendi lehimize kullanabiliriz.
Ha şöyle ya. Bırakalım İran şimdilik gövde gösterisiyle halkının gözünü boyasın. Ne de olsa uzun vadede kazanan her zamanki gibi yine biz olacağız. Son gelişmeleri aktarın bakalım. Nedir durumlar? İsrail'den karşı hamle hareketi var mı? İsrail'den hala ses yok. Anlaşılan o ki ortada büyük bir tiyatro dönüyor. İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam Büyükelçiliğine yaptığı saldırıyı görmezden gelen batılı devletler şimdi ikiyüzlülük yapıp İran'ı kınayarak İsrail'i sükunete davet ediyor. Böylelikle İsrail mağdur ve masum gösteriliyor. Tam beklediğimiz gibi. Ortada nükleer silahlar varken kimse birbirine karşı doğrudan savaş ilan edemiyor. Ama göz boyamak ve şov yapmak için yapılan taciz saldırıları yüzünden olan yine masum insanlar oluyor. Bombalar ve tehditler. Ortadoğu yine bildiğimiz gibi. Böyle bir coğrafyada hala temiz kalabildik ya. Atatürk'e ne kadar şükretsek azdır. Aynen öyle. Amerika'nın birbirine kırdırıp sonra da barış getirme ayağına ülkeleri kukla haline getirdiği, inanışları yüzünden insanların fikirlerinin kısıtlandığı bir bölgede bağımsız ve özgür kalabilmek onun attığı sağlam temeller sayesinde mümkün oldu. Öyle ya da böyle, birinin çıkıp İsrail'e hak ettiği cevabı vermesi hoşuma gitmedi değil. Ama dua edelim de İsrail batılı abilerinin sözünü dinleyip bu saldırıya karşılık vermesin. Yoksa bu ateş elbet bize sıçrar. Zaten diken üstündeyiz. Hem ekonomik hem de siyasi anlamda bu hiç iyi olmaz. Zor da olsa Netanyahu'yu karşı saldırıya geçmemesi konusunda ikna etmeye başardım. Aptal herif neredeyse öfkeye kapılıp kazandığı bütün avantajı kaybedecekti. Efendim, ansızın saldırıya uğrayıp cevap bile veremediler. Bunun neresi avantaj? Yavrucum, İran'ın saldırılarında İsrail'de herhangi bir hasar veya can kaybı yaşandı mı? Hayır ama... Aması falan yok. Netanyahu Gazze'de meydana gelen çirkin olaylardan dikkatleri geçici de olsa başka yöne çekerek siyasetten kazançlı çıktı mı çıkmadı mı? Doğru söylüyorsunuz. Üstüne bir de sizin İsrail'e destek için G7 ülkelerinin acil bir zirve çağrısında bulunarak İsrail'i mağdur göstermeniz Netanyahu'nun bayağı bir işine yaramıştır. Ha şunu bileydin. Gazze'deki vahşet nedeniyle İsrail'in ağır bir şekilde eleştirdiği bir dönemin ardından İran'ın bu saldırısı sayesinde bütün Batı'nın İsrail'in yanında yer aldığı bir döneme geçtik. İsrail'in bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Efendim, bence İsrail'in amacı İran ve Amerika'yı savaşa sokup bölgedeki bütün düşmanlarına karşı Batı'nın tam desteğini kazanmak. Yani ansızın İran'a saldırırlarsa hiç şaşırmayın. Öyle bir şey yapamaz. Daha önce de söylediğimiz gibi karşı saldırı yaparlarsa yalnız kalırlar. Bak gördün mü? Karşılık vermeye k***leri yemedi. Kim ne derse desin aga. Biz halkımıza da, müttefiklerimize de, düşmanlarımıza da İsrail'le savaşmaya hazır olduğumuzu göstererek siyaseten t***ğımızı ortaya koyduk. Şu saatten sonrasını onlar düşünsün. Amerika, İngiltere, Fransa ve Ürdün hepsi bir oldu. Bizim füzelerimizi anca durdurabildi. Bütün dünya gördü ki İsrail batılı müttefikleri olmasa kendi kendini savunacak gücü bile bulamaz. İsrail'in bize olan saldırısının sebebi zaten bizi zayıf gösterip algı yaratmaktı. Ama bu hava saldırısı hamlemizle bütün olumsuz algıları yerle bir ettik. Şu anda zor bir sürecin ortasındayız. Bölgenin siyasi, askeri ve ekonomik olarak uçurumun kenarında olduğunu varsayarsak bu uçurumdan kimin düşeceğini zaman gösterecek.